Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Gülmez. Bugün sizlerle Zippo'nun hem dolumu hem pamuk takviyesi hem de taşının durumuna bakacağız. Arkadaşlar ben bunu epeydir uzun süredir kullanmıyorum Zippo'mu. Yaklaşık bu Zippo'm 3 senelik. Şimdi biz bu Zippo'nun bu şekil. Şurada 15 yazıyor. 2015 üretimi olarak yapılmış. Şimdi Zippo'muzu açıyoruz. Kapağımızı bu şekilde açtık. Burada metal kısmında bir tane düz tornavidanın alışım yapacağı yer var. Bunu bu şekilde açıyoruz. Bu açtığımız yerde çakmak taşımız çıkacak. Bu şekilde yaylı bir sistem. Şu kısmı şöyle çıkarıyoruz. Taşımız da küçülmüş. Bu şekilde takviye pamuğuna bakıyoruz. Şöyle bastırdığımızda pamuğun ne kadar yeterli olup olmadığını görebilmek için şu seviyeyi sıfırlamamız lazım. Şu an pamuğumuz iyi. Ha ekstra pamuk takviyesi yapmak istersek şu arada bir boşluk var. Şu aradaki boşluğumuzu biraz daha hafif. Zaman içerisinde pamuk da özelliğini kaybediyor. Evet. Şu şekilde yaptıktan sonra şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Çakmak taşımıza ulaşıyoruz. Bu çakmak taşları da Zippo'nun orijinal çakmak taşı. Biraz daha sert oluyor bu. Bu sertlikler nedeniyle hem kıvılcım daha fazla çıkıyor hem de buradaki çarkımıza zarar vermiyor. Çarkımız bu şekilde. Çelikten yapma. Ayrıca fitilimiz burada biraz kötü durumda. Biz bu pamuğu boşaltacağız. Fitilimizin durumuna bakacağız. Şöyle ben çıkardım. Arkadaşlar size de göstereceğim fitilim durumunu. Evet arkadaşlar fitilimiz burada. Fitili şu şekilde diktim. Ve yan taraflarına takviye yapacağım. Ayrıca Zippo'muzun orijinal olup olmadığını şu şekilde anlayabiliriz. Burada Zippo Made in America yazıyor. 2015 yapımı. Yani burada 15 yazması 2000'den sonrası. 2015 yapımı bizim Zippo bu. Tam çıkmadı. Şimdi ben bu şekilde takviyeyi yaptım. Fitilini bu şekilde yerleştirdim. Şimdi bunu parça parça şu şekil pamuğu fitilin dik olacağı şekilde. Bunu bastırırken dikkat etmeliyiz ki fitilin eğri durması bu pamuktaki benzin almasını zorlaştırır. Bu evde yapabileceğiniz bakımlardan birisidir. Şöyle. Şöyle tekrar takviyeliyorum. Bize ihtiyaç olan bir tane tornavida bu iş için. Bizimki tornavida da değil, kontrol kalemi. Şimdi buradaki eldiven takmanın maksadı benzinden kaynaklanıyor. Elimizde hafif beyazlaşmalar oluyor. Ben biraz o konuda biraz daha hassasım. O surette eldiven taktım. Zaten her evde mevcuttur eldivenler. Eğer yoksa da hassasiyetiniz yoksa da bu şekilde rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şekil bastırıyoruz arkadaşlar. Tornavidanın ucuyla.
Şimdi buna bastırmamızın sebepleri de alacak olan benzin de daha muhafaza etmesi için. Çakmak taşımızı bu şekilde alıyoruz. Dik bir şekilde yerleştirdik. Şu pamuğumuzu da şu şekilde takviyeleyelim. Ölçümüz bu. Ölçümüzü şu şekilde alıyoruz. Bir bakalım. Evet. Şu anda bu kasaya oturacağı için bunun sıfır olması lazım. Şu anda zaten sıfır görüldüğü üzere. Şimdi bunu bu şekilde takıyoruz. Normalde biz bunu hazırladık. Şimdi çakmağımızı şu şekilde. Kıvılcım diğer çakmaklarınızdan daha fazla çıkar. Bu şekilde alıştırmış olduk. Evet, biz bu benzin takviyesi yapacağız. Bunu da aynı şekilde. Zippo'nun orijinal benzinini kullanıyoruz. Bunu açmak için herhangi bir takım hardıvata gerek yok. Şu görmüş olduğunuz kenar ile buraya zaten geçiyor. Şöyle geçiriyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Benzinimiz hazır. Şimdi burada deliğimiz var. Bu delikten gözüküyor mu kamerada? Gözüküyor. Evet. Bir saniye. Şu delikten bu şekil benzinimizi tamamlıyoruz. Bu benzin ne kadar dolduracağız dersek. Fitilden birkaç damla yasaya kadar bunu dolduralım. Evet. Damlamaya başladı. Sipamızı bu şekilde kapatıyoruz. Şu an zipamız yanmaya hazır. Size anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar, bugün kızım Gülnur kapatıyor kanalımızı. Buyur lütfen. Arkadaşlar, kanalımıza abone olun.